edeyim. Ne zaman konuşacaksın? Akşam. Akşam oldu. Yatıyoruz artık. Tamam işte. Herkes yatsın. Ben ondan sonra şey ettireceğim. Ha, güzel fikir. Tabii. Çocuklar falan ortadan kalkarlar. Tabii. Sakin sakin. Siz de baş başa konuşursunuz. Yalnız yatak odası olmaz. Neden? Baş başa yatak odasında konuşamazsınız Metin. Nerede konuşacağız Hülya? Ne bileyim ben nerede konuşacaksınız? Yatak odası olmaz. Şeytan doldurur. Aa, hadi ne ayıp ama Hülya. Hiç yakıştıramıyorum sana bunu. Çok ayıp, çok ayıp valla. Ayıp mayıp anlamam ben canım. Eşeğini sağlam kazağa bağlayacaksın. Yani o kazağa bağlanan eşek de ben oluyorum. Ya bravo Hülya sana ya. Bravo yani. Anlamazlık numarası yapma. Biliyorsun değil mi? Bana bakmıyorsun. Ne olur bana orada değil. Şükret. Bak şükret Metin. Medeni ve anlayışlı bir kadınım ben. Ve bu işi sükunetle halletmenin yollarına bakacağım. Daha doğrusu sen bakacaksın. Tamam, ben bakacağım. Ben bakacağım da nerede bakacağım? Nerede konuşayım yani? Bayan topu konuşayım. Mutfakta konuşayım istersen. Ha ya. Sen kesin konuşacak mısın bir kere? Konuşacak mısın bu gece? Konuşacağım. Tamam. Tamam, nerede olursa konuş. Konuş, bitir artık şu işi. Tamam, konuşacağım. Konuşacağım ama bak Hülya, eğer başına bir şey gelirse yeniden hafızasını falan kaybeder. Yani bu eve bir bomba daha düşerse bunun sorumlusu sensin, haberin olsun. Niye ben oluyorum? Niye ben oluyorum? Niye ben oluyorum? Yolan mutfağa giden gelmiyor. Hülya. Sudaki pH çok önemli. Öyle her su içilmez yani, onu söylüyorum. pH. pH sudaki sertlik değeri oluyor. Yani yumuşak su var, sert su var. Sağlık açısından suyun pH değerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Allah Allah, su bile değişmiş. Ne değişmedi ki? Ben bir içeri şey ettim. İyi kadın abi Hülya. Sevdim. Ben anlaşırım bununla. Sevdin değil mi Feriha? Evet. Çok tatlı komşu gelmiş bana. İyi bir kadın değil mi Feriha?